Merhaba sevgili bir gece izleyicileri. Bugün sizlerle girişimini İngiltere'ye taşımak isteyen girişimcilerimizin karşılaşacağı sorunlar, belli başlı aşamalar, karşılaşacağı finansal sorunlar veya İngiltere'nin verdiği finansal desteklerden sizi bahsedeceğiz ve sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Öncelikle bu videoyu bana yapmamda katkısı olan ve İngiltere'de yaşayan çok değerli arkadaşıma buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu videoyu çok çekmek istiyordum. Onun sayesinde zaten İngiltere hakkında çokça bilgilerim oldu. Çokça içinde bulunduğum bir ülke oldu. Zaten yaptığım işte yurt dışıyla bağlantılı olduğu için gerçekten benim için yararlı oldu onun bilgileri. Buradan kendisine selam ve saygılarımı iletiyorum. Dilerseniz videoya başlayalım. İngiltere yatırım yapmak için Avrupalı bir numaralı noktalarından bir tanesidir. Peki neden bir numaralı noktalardan bir tanesi ve neden bir numara? Çünkü yeni veya var olan müşterilere daha kolay erişebiliyorlar. Yeni iş imkanlarına oldukça açık bir ülke. Yeni tedarikçiler ve ortaklar bulabiliyorsunuz. Diğer Avrupa ülkelerine göre daha çok iş yapma imkanının sağlandığı bir ülke. Ve seçtiğiniz girişime göre çeşitli vergi imkanlarının sağlandığı bir ülke diyebiliriz. Bunları örnek gösterirsek Simit Sarayı özellikle Londra'da 3 şubesinin olduğunu biliyoruz ve Birleşik Krallık içerisinde birçok şubesi daha var ve toplam benim bildiğim kadarıyla 8 şubesi var İngiltere'nin tamamında. Ve bu şubeleri de daha fazla geliştirmek isteyen, büyütmek isteyen, yeni şubeler açmak isteyen bir girişim. Ve gerçekten çok başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani gittiğinizde gerçekten İngilizlerin de çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. Simit'i gerçekten İngiltere'ye sevdiren bir girişim diyebiliriz. Yine 3 tane şubesinin olduğunu görüyoruz kahve dünyasının. Özellikle Sultanahmet Köftecisi'nden bahsetmek istiyorum. 2015'te Manchester'da açtığı şubeyle gerçekten Sultanahmet Köftesi'ni İngiltere'ye tanıtan bir girişim. Yine Türkiye'de 345 tane şubesi olan Çiğ Köften markası İngiltere pazarına 2008 yılında adım attı ve oldukça da sevilen bir yiyecek içecek yeri gerçekten. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'de işlerinizi genişletmek istiyorsanız öncelikle işlerinizi burada yani yönetmek istiyorsanız iş yeri kayıt ofisine başvurmanız gerekiyor. Sizden bir takım ruhsatlar ve izinlerinizin alınmış olması gerekiyor. Sizden bu tür belgeleri isteyebiliyorlar. Özellikle finans, savunma ve petrol çıkartma gibi durumlarınız varsa bunların izinlerinin de alınması gerekiyor. Ama çoğunlukla tabii böyle bir girişim değil benim gördüğüm kadarıyla, tanıştığım kadarıyla Türkiye'deki girişimler. Dolayısıyla İngiltere'de kolayca girişiminizi genişletebilirsiniz. İngiltere'de yeni bir limited şirket açmak istiyorsanız dediğimiz gibi İngiltere şirket kayıt ofisine başvurmanız gerekiyor ve hatırladığım kadarıyla masraflar £20 kadar ve bir gün içerisinde işiniz hallolabiliyor. Kolaylıkla adi şirket ve bağımsız kuruluşlar gibi bazı şirket türleri yabancı şirket olarak da kayıtlarını yaptıramıyorlar. İngiltere'de işlemler farklı teşvikler ve vergi muafiyetleriyle gündeme gelebiliyorlar ve yararlanabiliyorlar bu vergi muafiyetlerinden. Bu sayede hem finansal yardım alıyorlar hem de araştırma geliştirme dediğimiz ARGE ve yatırım konularında da destek olan bir ülke aynı zamanda. Finans seçeneklerine baktığımızda öncelikle devletin teşvik ettiğini görüyoruz zaten. Finansmanlar ve krediler, yine işletme desteği,
başlangıç veya küçük ölçekli, orta ölçekli işletme yardımları olarak karşımıza çıkabiliyor. İngiltere Bölgesel Gelişim Finansmanı adında bir kuruluş. Bu ekonomi büyümeyi sağlamak, ekonomik büyümeyi sağlamak ve farklı faktörlerde iş imkanı yaratmak için oluşturulan özel sektör yatırımlarını kullanarak projeleri ve programları destekleyen bir finansman diyebiliriz. Özel sermaye ve girişim sermayesi dediğimizde ise özel sermaye şirketleri büyüme potansiyeli olan şirketlerdir ve girişim sermayesi şirketleri büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yaparlar ve yatırım yapmak isterler. Bu şirketler genellikle ya yeni kurulmuştur ya da yeni kurulacaktır. Teşviklere baktığımızda bunlar gerçekten önemli. Çünkü bazen bir fikrin ortaya çıkıyor ve gerekli teşviği alamazsan bu fikri uygulamaya geçiremiyorsun ve bu gerçekten girişimci için üzücü bir durum ortaya çıkabilir. Girişimci için üzücü bir durum oluyor. Dolayısıyla teşvikler işletmelere veya bireylere belli bir amaç veya proje için yapılan yardımlardır. Teşvik almak için belli kriterlere sahip olmanız gerekir ve bu kriterler şu şekilde. Kişinin başvurduğu yer, teşvikin ne için kullanacağı, bu teşvikin nasıl bir fark yaratacağı ve bunun yani ülke açısından ülke pazarındaki ekonomik yeri aslında bunları belirleyen faktörler arasında. Başlangıç kredileri var girişimciler için. Bunlardan en önemlisi British Business Bank dediğimiz yeni açılan ve açılacak olan işletmeye sağlanan parasal yardım. Bankalardan kredi alamayan girişimcilere yardımcı olan bir parasal yardım aslında British Business Bank. Ve burada aslında tamam size yardımcı oluyor fakat bunun bir şart koşulu var tabii. Bir şartı var tabii ki. İş fikirlerinin, ortaya çıkan iş fikirlerinin başarılı olabilmesi gerekiyor. Sizin kredi alabilmeniz. Kurumlar vergisi konusuna baktığımızda İngiltere hükümetinin 2015 yılında kurumlar vergisini %21 oranında düşürdüğünü biliyoruz, görmekteyiz. Şu anda güncel kurumlar vergisi %21 olduğunu biliyoruz. İngiltere çifte vergilendirmeyi önlemek amaçlı, yani iki ülke arasındaki diğer ülkelerle vergi anlaşmaları yapan bir ülke. Bu İngiltere merkezi şirketlerin büyük çoğunun kurumlar vergisinden muaf olacağı anlamına da gelmekte. Dolaylı vergilendirme yoluyla malların ve hizmetlerin birçoğundan katma değer vergisi alan bir ülke. Yani ithal edilen ve satın alınan malların birçoğundan katma değer vergisi aldığını görmekteyiz. Vergi indirimlerine baktığımızda araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yapan şirketler için çeşitli vergi indirimleri vardır. Bu şirketlerin kurumlar vergisi oranının oldukça düşük olacağı anlamına gelmektedir. Normalde araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan şirketlerin kurumlar vergisinin tamamından muaf alma ihtimali vardır. Bu tabii girişiminizin durumuna ve gelire göre de değişebiliyor. Yani kazanç oranınıza göre muaf mısınız, değil misiniz? Bunu İngiltere hükümeti belirliyor. Yine çok önemli bir noktaya değinmemiz gerekirse patent box dediğimiz patentli buluşları ve belli icatların koruyan bir patent kutusu dediğimiz yani kolaylıklar sağlayabilen bir sistem geliştirmiş İngiltere hükümeti. Şirketiniz Patent Box'tan ancak kurumlar vergisi öderse ve kullandığı patentli buluşlardan kar edebilirse kullanabilecektir. National Insurance dediğimiz yani Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu numarasına benzer bir durum söz konusu. Sigorta primi. Çalışanlar ve işverenler tarafından mutlaka ödenmesi gerekiyor. İngiltere'deki işverenler mutlaka kazançları oranında sigorta primini ödemek zorundalar.
işverenler diğer Avrupa ülkelerine göre daha az ödeme yapıyorlar yani sigorta primlerine. Bu başlıkların en önemlisi fikri mülkiyet hakları yani intellectual property rights dediğimiz durum. Bunları fikri mülkiyet ofisleri tarafından Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmelerinin sigortalarına bakan ofislerinden bunları kontrol ettirmeniz gerekiyor. Yine fikri mülkiyetlerinden biri olan patentler kesinlikle buluşlarınızı koruyacak bir sistem ve patentlerin kapsamına giren durumlar var tabii. Bu patentinizde neleri koruyorsunuz? Girişiminiz nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? Nasıl üretildi ve neden üretildi? Neyden yapıldı? Nasıl yapıldı? Bunları koruyan bir sistem. Ticari markalara baktığımızda dediğimiz gibi marka bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin diğer işletmelerden ayıran işaretler bütünüdür aslında. Peki neler marka kavramına girer dediğimizde, kapsamına girer dediğimizde kelimeler, logolar, resimler, müzikler, hatta notalar bile girebiliyor. Peki İngiltere'de marka tescilini başvurabileceğiniz 45 iş etkinliği vardır. Marka tesciline başvurma maliyetlerine baktığımızda eğer online yapıyorsanız 170 pound, belgelerinizle beraber ofise fiziki olarak başvuruyorsanız 200 pound değerinde bir ücret ödemeniz gerekiyor. Her ek iş etkinliği başvurusu yaptığınız durumda ise 50 pound daha fazla ödemeniz gerekiyor. İşletmeler başvuruların kendileri tarafından yapıyorlar ve marka uzmanları tarafından da yardım alabiliyorlar. Telif haklarına baktığımızda yani copyright. İngiltere'den şöyle bir güzelliği var, şöyle bir özelliği var. İngiltere'de başvuru yaptığınız an itibariyle herhangi bir yani girişiminiz için başvuru yaptığınız an itibariyle telif hakkı için herhangi bir başvuruya gerek olmuyor. Direkt yazılan veya kaydedilen öğelerin otomatik olarak telif hakkı olmuş oluyor. Peki telif hakkı alınabilen ögelere baktığımızda sanatsal çalışmalar, yayınlar, veri tabanları, bilgisayar programları, yazılımlar, edebiyat, müzik, fotoğrafçılık, teknik çizimler, internet siteleri, telifli eser hem yurt dışında hem İngiltere sınırlarında otomatik olarak korunmuş oluyor. Tasarım yine bir fikri mülkiyet hakkı. Tasarım üretilmiş ürünlerin görünüşü diyebiliriz kısaca. Bu tasarımların iki tür koruma imkanı var. Bir kayıtlı, bir kayıtsız olarak adlandırıyoruz. Kayıtlı olan tasarımlar İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi veya diğer uluslararası kuruluşlar tarafından inceleniyor. Kayıtsız olanlar ise tasarım hakları otomatik olarak korunuyor. Ancak koruması diğer kayıtlı olana göre daha az oluyor. İşe alınma sürecine baktığımızda Avrupa'nın ikinci büyük iş gücüne sahip olan İngiltere'nin pazar özelliklerine baktığımızda iş gücünün sağlam becerileri var. Esnek iş piyasası ve yönetmelikler işçileri korumak için geliştirilmiş. Size işe almak istediğiniz girişiminize işçi almak istiyorsanız Job Center Plus ağından yararlanabilirsiniz. Peki bu ağın özellikleri ne? Gerçekten çok kolaylıkları var. İş alma yöntemleri ve prosedürleri açısından oldukça kolay. İş açıklarını kapatabilirsiniz kolaylıkla. Mevcut personel miktarınızı ayarlayabilirsiniz ve bunun hesaplamalarını kendisi yapıyor zaten. Engelli insanın işe alınması gibi hizmetleri size bedava şekilde sunuyor. Yerleşim birimlerine baktığımızda İngiltere'nin birçok noktasından ticari ve endüstriyel miktarda mülkler kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Güzel bir noktası daha var. Çevre kirliliğini ve nakliye bağlantıları gibi nedenlerin
ne derler yüzünden iş etkinliklerinde sınırlandırmalar var. Bunu etkileyen özellikle yatırım bölgeleri. Yatırım bölgenizin oluşturduğunuz girişimin özelliğine göre aslında bölge bölge ayırmış. Yani ben bir giyim sektöründe bir girişim kurduysam ve İngiltere'ye genişletmek istiyorsan başvurduğum zaman size yine giyim sektörüne bağlı olan bölgede bir yer veriyor, bir mülk veriyor veya kiralamanıza izin veriyor. Bu da gerçekten girişimler arası etkileşimi de arttıran bir yöntem. Yine farklı yatırım bölgelerinin varlığı, yatırımcılara teşvik tedbirlerinin sunulması gibi durumlar var. Teşvik tedbirlerinden bazıları indirimli vergiler, kolaylaştırılmış planlama kuralları, finansal avantajlar dediğimiz durumlar. Altyapılara baktığımızda İngiltere'nin çoğu bölgesinde altyapı geliştirme faaliyetlerinin bulunduğunu görmekteyiz. Bunlardan devletin belirli sektörler üzerinde çalışma yapıyor. Bunlardan bazıları enerji, su, atık, bilim, su baskını, telekom, nakliye gibi sektörler. Farklı sektörlerden fırsatlar size sağlıyor. Özellikle belli sektörlerde yatırım fırsatlarınız olabiliyor. Bilgi teknolojileri, hava, uzay, tarım teknolojileri, otomotiv, iletişim, sivil nükleer enerji, elektronikler ve bilişim teçhizatları, enerji ağları, yiyecek, içecek, finansal hizmetler, enerji ağları, petrol, deniz enerjisi, demir yolu sektörü, yenileşme, uzay teknolojileri, atık yöntemleri gibi yeni yeni fırsatlar size sunuyor. Vizeler ve göçlere baktığımızda tabii ki de girişiminizin şartlarına bağlı olarak vizeleriniz değişiyor. Yatırımcı vizesi, yatırım yapmak istiyorsanız yatırımcı vizesi, girişiminizi taşımak istiyorsanız girişim vizesi ve mezun girişimciler olarak kategorileştirilmiş. Mezun girişimciler ve mezunlara baktığımızda çeşitli programlara ev sahipliği yapıyor. Girişimcilerin kendi işletmelerini kurmaya destekleyen en önemli ülkelerden bir tanesi. Özellikle dünya çapında girişimcilik programları oluyor. Bu program, dünya çapında girişimcilik programı, özellikle erken evredeki girişimler veya işletmeleri hedefliyor. Bir de İngiltere'de Sirius programı dediğimiz bir program var. Bu program gerçekten Türkiye'de olması gereken programlardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, son sınıftaki üniversite öğrencilerini veya yeni mezun olmuş üniversite öğrencilerini hedefleyen bir program. Onları daha okullarındayken bu programlara başvurmalarını sağlıyor ve bu süreçte onlara destek, gerek eğitim gerek finansal destekleri oluyor ve bu gerçekten genç girişimciler için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı dediğimiz yine girişimcileri destekleyen ve yabancı şirketlere sayısız hizmet sunarak yardımcı olan bir sistem. Tabii ki yatırım yapmak isteyen İngiltere'deki girişimciler için geçerli. Ne işe yarıyor? İngiltere ve Avrupa'daki pazar fırsatlarını tanıtıyor size. Doğru insanlara ulaşmanızı sağlıyor. İngiltere'de iş kurmanızı sağlıyor. Peki şu şekilde nasıl oluyor? Mesela pazar araştırması yapıyor sizin için. En iyi yerleşim birimini seçiyor ve size uygun girişiminize uygun insan profilini size sağlıyor. Size girişiminize uygun yine vergi tavsiyesi veriyor. Hangi vergi uygulanabileceğini söylüyor. Türkiye'de iş kurduktan sonra, kurulumdan sonra da size sağlanan devlet desteğinin devamı söz konusu. Örneğin çoğu ülkede
Kuruluma kadar tabii destek oldun, tamam, girişimini kurdun. Fakat ortada ekonomik dalgalanmalar olabilir. Dolayısıyla bu ekonomik dalgalanmalardan etkilenerek girişimler bazen gerekli verimi alamıyor girişimciler maalesef. Ancak İngiltere'de kurulum yapıldıktan sonra da süregelen bir devlet desteğini görmekteyiz. Ve sizi kurulum sonrasındaki süreçte destekleyecek bir yapıya da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Benim için çok keyifli ve çok içinde olduğum bir konuydu. Gerçekten bunu size aktarmaktan mutluluk duydum. Haftaya yine sizlerle bir başka konuyla beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın.